Bu da bir başlangıç rehberi olarak video gidecek. YouTube'a gidecek. Şimdi analik açacaksınız. Bir e, analik yapmaya karar verdiniz. E, nereden yapıyorsunuz? Diyelim ki analike geldiniz. Yeni dediniz abi. kulüp e, takım kadrosu ya da orijinal analik orijinal kadrosu hiç fark etmez. Ben analik orijinal kadrosu açıyorum genelde. Daha da zor olsun diye. Seçtiniz mesela İngiltere Ligi'nden, Premier Ligi'nden. Geldiniz abi buradan. Kimi alırsanız alın bu arada. Hangi takımı alırsanız alın. ikincilikten başlatıyor analik yaparsanız. Liverpool aldınız. Burada kendi adınızı da yazabilirsiniz. Ben yazmayacağım. Malini seçtim. Sevdiğimiz bir savunmacıydı. Yazmayacağım. Burada ülkenizi seçerseniz Türkiye ya da İtalya'da, İspanya'da, İngiltere, Brezilya ne seçerseniz seçin. Genelde sizi transfer etmek için teknik olarak sizi teknik adam olarak sizi transfer etmek için o ülke milli takımı ...size teklifte bulunur. Hani ona göre ben Brezilya'yı yönetir mi ya ileride derseniz... ...Brezilya'yı ter burada tercih edin. Arjantin diyorsanız Arjantin, Portekiz diyorsanız Portekiz... ...yok ben kardeşim neyse o Türk Türk... ...onu seçebilirsiniz. Okey diyorsunuz. Şimdi yapmanız gereken önemli şeyler. Zorluğunuzu seçin. Transfer sıklığı, bunların hepsini anlatacağım. Transfer sıklığı nedir? Sizin dışınızda yapay zekanın... ...ne kadar fazla transfer yapacağını gösteriyor. Örnek tamamen rakamları sallıyorum. Düşük dediğinizde genel transfer piyasasında sezonunda o 3 aylık sezonda atıyorum 10 transfer olur. Genel toplamda takımlar 10 transfer yapar. Bunların tamamını sallıyorum ben rakamları. Farazi. Ama yüksek dediğinizde yüksek dediğinizde atıyorum 80 transfer olur. Bu şu anlama gelir. Rekabeti önlerseniz yani bir takım neyse o öyle kalır. Ve aradan yıllar geçtiğinde diğer takımların da güçlenmesi zorlanır. Çünkü çok fazla transfer yapmayacakları için altyapılarından kim çıkacaksa onları koyacaklar. Ben, benim burada tercihim yüksek. Niye yüksek? Evet zor olacak oyun ama bu takımların değişmesini atıyorum kötü bir takım diyebildiğiniz bir takımın 5 sene sonra size gelip kafa tutabileceğini gösteriyor. Bu anlamda benim hoşuma gittiği için zor oyun bunu seçiyorum. Görüşme zorluğu ise bir oyuncuya transfer teklifi götürüyorsunuz. Bu transfer teklifinin başarı şansını anlatıyor. Zaten bakın yukarıda anlat, anlatmış hepsini. Başarı şansını anlatıyor bize. Ee, i̇şte kolay derseniz oyun çok kolay geliyor. Nispeten kolay derseniz daha zorlanıyor. Böyle gittikçe zorlanıyor. Ben de buraya nispeten zor ya da zor yapıyorum. Bunu başlangıç ayarı olarak yapabilir onu da değiştirebilirsiniz. Nispeten zor değilim bizine. Başlangıç bütçesi ise ben Bütçesinizin yani başlangıç transfer bütçenizin ne kadar olacağını söylüyor. Ee, bu tabi e, sezon sonunda da etkileyecek size. Yani bir sezon geçirdiniz, ikinci sezon başlıyor, ya, o ikinci sezonda da etkili olacak bir ayar. Bu anlamda çok zorlanmayayım diyorsanız yine bunu e, büyük yapabilirsiniz. Ben genelde nispeten küçük yapıyorum bunu. Birinci dönem transferleri etkin mi değil mi? Hani oyuna başladınız, belli bir sezon. Ligler yaşamadan belli bir dönem var. Transfer dönemi. Onu, bunu kapatırsanız, devre dışı yaparsanız bu transfer dönemine katılamıyorsunuz. Katılamıyorsunuz ve hiçbir transfer yapamıyorsunuz. Benim tavsiyem etkin yapın. Çünkü mutlaka takımınıza takviye futbolcu almak isteyeceksiniz. Maaş görüntüleme bu tamamen tercih kararı size kalmış. Haftalık, yıllık bu oyuncunun yıllık alacağı maaşı görüntülür. Bu da haftalık alacağı maaşı görüntülür. Tamamen size kalmış bir şey. Ben de burada genelde yıllığı seçiyorum. Yıllıkta Şöyle bir durum oluyor. Bu benim düşüncem. Büyük firmalarda her şeyde maliyetleri hesaplarken yıldığı baz alır. Ya benim günlük maliyetim nedir? Evet bunu e, bilir ama bir yıllık bütçeyi planlarken yıllık olarak hesaplanır o giderler. Ben o yüzden yine burada bunu tercih ediyorum. Maç düzeyi, oyunun ne kadar zor olacağı bunu şöyle söylüyorum abi. Oyuna yeni başlıyorsanız, daha önce hiç PES serisi oynamadıysanız Başlangıç çok kötü olur. Hiç keyif almazsınız. Amatör oynayabilirsiniz. Biraz biraz el ayarınız varsa orta seviye profesyonel ayarı oynayabilirsiniz. Ama gerçekten efsane ve süperstar çok zordur. Süperstarı açarsanız, şimdi kimisinde şu olacaktır. Efsane kapalı olacaktır. Onun da bilgisini vereyim. Efsane kapalıysa ama siz efsane oynamak istiyorsanız süperstarı açmanız gerekiyor. Ve süperstarda 5 maç kazanmanız gerekiyor. Superstar'da 5 maç kazandıktan sonra bakın siz kazanmanız gerekiyor. Simüle yapmamanız gerekiyor. Superstar'da 5 maç Krabi'yle oynayarak kazandığınızda ancak efsane açılıyor. Maç süresi ne kadar oynamam gerek? Ben 12 dakikalık oynuyorum. Çünkü özellikle efsane ve Superstar'daki maçlar gerçekten kran kran'a geçen maçlar. Rakip çok kapanıyor, taktik uyguluyor vesaire. Zaten oyunu az çok biliyorsanız ya da PES ve e-futbola hakimseniz, futbol life hakimseniz bunu biliyorsunuzdur. Genelde 12 dakika yapıyorum. Çünkü şöyle 4 dakika 5 dakika yapanlar oluyor. Şey anlamıyorsunuz yani. E, ne oldu? Yani ne ara başladık ne ara bittiği falan oluyorsunuz. Çok kısa olduğu için ben 12 dakika yapıyorum. Geçerli birim euro ya da dolar olarak yapıyorum. Ben euro olarak yapıyorum bu arada. Çok önemli bilgi. Transfer dönemi duraksama sıklığı. Burada bazen transfer boşlukları olur ya tık 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 günler geçer. Diyor ki ben nerede durayım? yalnızca ilerleme varken yani yalnızca bir aksiyon aldığınızda ya da alacağınızda asla durma diyorsunuz hepsini geç. Her gün her 5 günde bir yalnızca ilerleme varken bunlardan benim size tavsiyem eğer çok yoğun bir transfer programınız yoksa yalnızca ilerleme varken en mantıklısı. Yani asla derseniz tırırt diye geçiyor transferi. Bunu oyun ayarlarından o anda da yapabilirsiniz. Her gün derseniz çok fazla vakit kaybedeceksiniz. Basacaksın tık 18'e 19 olacak. Çıkut ekran açılacak 19 tamam diyeceksin. Geleceksin yine ileri diyeceksin. Çıkut falan filan zaman atlayacaksınız. Ama benim kararım yalnızca ilerleme varken en mantıklısı. Okey dediniz. Sezon hedeflerini soruyor. Sezon hedefleri ne belirlenmeli? Burada oyuncuların yaptığı özellikle efsane ve süperstar oynuyorsanız bunu söylüyorum. Oynamıyorsanız başka bir zorlukta oynuyorsanız bunun için de geçerli. Genelde size verilen Yönetimin size sunduğu hedeften daha düşük bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Şimdi başkan bize diyor ki ligde 8. sıraya hedeflerimize ne dersiniz diyor. 8. sıra demek e, yarının biraz üstü demek. Yani 20 takım var 20'nin biraz üstü. Yani ortanın üstü ortanın üstünde olmalıyız diyorsunuz siz. Ben onu şey yapmıyorum diyorum ki ligi puan tablosunun ilk yarısı içerisinde bitirmeliyiz şampiyonluğu kazanmaya odaklanmalıyız. Bakın bunu söyleyebilirsiniz ama şampiyonluğu kazanmadınız mı? Üçüncü, dördüncü olduğunuz mu? Şutlarlar sizi. Hiç acıması yok. Yani kesinlikle bu anlamda bunu atlamamanızı tavsiye ederim. O yüzden ben yine burada ne yapıyorum? Ligi puan tablosunun ilk yarısı için içinde bitirebiliriz diyorum. Hedefi küçültüyorum ve basıyorum. Ardından ilk maçımız Liverpool'la oynayacağız. Bize bir basın Burası da önemli aslında. Çünkü burada verdiğiniz şeyler oyuncuları motive ediyor. O üçgen şeyler var ya okları onların durumunda belirliyor. Yani kendi fikirlerim var iyi bir denge yakalamamız gerekiyor oyunculara bağlı. Burada oyunculara bağlı dememeniz gerekiyor. Bunun avantajı ya aslında bunun şöyle bir avantajı var. Oyunculara bağlı dediğinizde yönetime karşı çıktığınızda diyorsunuz ki abi oyuncular kötüydü falan diyebilirsiniz. Ama burada topu oyunculara attığınızda birçok futbolcu için bu eksi puan olacaktır ve moralleri formları düşebilir. O yüzden ben genelde böyle şeylere de iyi bir denge yıkanmamız gerekiyor diyorum. Tabii ki maçına bağlı ama ilk başlangıçta ben böyle bir cümleyle giriş yapıyorum. Bize soruyor bu sezonda nasıl bir futbol oynamak istiyorsunuz? Ben burada genelde ee, nasıl bir futbol oynayacaksam öyle söylerim. Temiz, centilmen futbol görmek istiyorum diyorum. E, i̇yi bir gösteri yapmak istiyorum. Çok iddialı bir cümle. Çocuklar çok sert oynadığını görmek istiyorum. Çocukların çok sert oynadığını görmek istiyorum. Böyle futbola gerek yok. Temiz, centilmen güzel futbol olsun istiyorum. Yani yüzeysel konuşup. Ortama bir cümleyle şeyi bitiriyoruz. Şimdi ana ligi açtınız. Burada ben e, Liverpool'un orijinal kadrosuyla açmadım. E, orijinal kadrosuyla her takımın farklı çünkü. Burada bakın ilk yapmanız gereken önce bir kadromuza girin. Zaten bu sizin kadronuz standarttır. Arkas diye şimdi burada hangi oyuncular iyi hangi oyuncular kötü hangi oyunculardan potansiyel olarak bolcu çıkacaktır diye soru sorabilirsiniz çünkü çok fazla futbolcu var. Mesela Arkas bu adamın Performansı iyi. Ayrıyetten de genelde 3-5 aşağı yukarı bir şeyleri değişebiliyor oyuncuların. Yani Arkas bende 69 çıktığı da oluyor. 61 çıktığı da oluyor. 63 çıkmış bu sefer. Ledine, Castadeli ne? Nasıl okunuyor bilmiyorum. Bu adamın da potansiyeli yüksek. Evet şu anda çok düşük görünüyor. Ama inanılmaz bir yükselme şeyleri veriyor bunlar. Tabi ikinci lige göre söylüyorum bunları. Siz bir, birinci sezon birinci lige çıktığınızda zaten bu adamlarla oynamayın. Oynayamazsınız. Da, oynatmazlar sizi. Ee, yine aynı şekilde Carlsen. Bu da çok hızlı bir oyuncu. Hızlanma çok yüksek. İkinci ligde iş yapabileceğiniz adam. Onlara takılmayın siz çok yükseliyor. Yani şuradaki olaya takılmayın çok çok hızlı bir şekilde yükselebiliyor. Ee, onun dışında tavsiye edebileceğim. Can Demir güzel bir stoper. Ağır ama iyi bir stoperdir. Fiziksel temas çok yüksek gördüğünüz gibi. Bu adamı tavsiye edebilirim. Sonra yapmanız gereken ikinci şey, ...analigi açtınız, kadronuza baktınız, kimler var, kimler yok zaten aynı kadro var. Ne kadar iyiler, ne kadar kötüler zaten biz Benim bu da burada söylediklerim biri bir doğru. Yani o adam gerçekten iyi oluyor. Karsen çok, yani şöyle iyi oluyor. Siz oynattıkça iyi olacak tabi. Sen ligin 30 maçı var ya da lig, ligde 35 maçı oynuyorsun. Karsen iki kez oynatmış adam zaten gelişemeyeceği için kötü olacak. Ardından ikinci yapmanız gereken çok 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 önemli bir şey var. Geldiniz. Buradan abi. Görüşmelere giriyorsunuz. Bakın, maaş bütçemiz ve transfer bütçemiz ikisi de akça pakça ortada. İlk olarak yetenek avcılığına giriyorsunuz. Buradan odaklanmış falan filan hepsini şey yapıyor, yolluyorsunuz. Hiçbiri diyorsunuz. Benim size tavsiyem burada Avrupa'ya yollamayın bu yetenek avcılarını. Bu adamlar size oyuncu önerecek. iyi futbolcu önerecek. Avrupa'ya göndermemiz. Çünkü Avrupa'daki birçok bir futbolcuyu siz zaten maaş bütçesinden dolayı ve lig, takımınızın ikinci ligde olmasından dolayı alamayacaksınız. Takımınızın pop popülerliği olmadığından dolayı alamayacaksınız. Gelmeyecekler size. O yüzden benim tavsiyem Bölgelerden böyle antin kuntin bölgelere şey yapın seçin. Afrika seç abi gitsin Afrika'da topçu baksın. Benim e, tercihim bu oluyor. Karar yine sizin tabii ki. E, bir şey diyemem. Güney Amerika. Baksın abi. Gel buraya. Bölge İngiltere'ye. Latin Amerika falan yaparsak. Bunu Arjantin, Avrupa, Kolombiya, Kuzey Amerika göndersin. Güney Amerika, Kuzey Amerika ve Afrika'yı yolladık. Burada çok potansiyeli yüksek genç topçular bakacaklar bizim için ya da ee, tamamen genç bakmayacaklar, her yerden bakacaklar ama biz aralarından edeceğiz. Zaten e, liste geldiğinde bakacağız. Ardından ikinci yapmanız gereken şey, şimdi e, peste bildiğiniz gibi bir altyapı var. Genç takım diyoruz. Genç takımda da sizin ana kadronuzdaki futbolcular kadar yetenekli futbolcular var. Transferde bilmeniz gereken bir şey daha, genç takımdan da çıkarsanız normal transfer değilseniz 5 futbolcu için bu işlemi yapıyorsunuz bir günde. Ondan sonra günü atlamanız gerekiyor. Tekrar 5 futbolcu için transfer teklifinde bulunabiliyorsunuz. Genç takıma geldim. Genel derece dediniz. En yüksek futbolcu en üste attı. Burada benim bu Harrington çok güzel bir ortası. Tavsiyem bunu hemen az takıma çıkarın abi. Gördüğünüz gibi yıllık maaşın üzerine çıkacağımız için alamıyoruz. Keşke biraz daha yüksek maaş verseydiniz. Sorun değil. Ben burada iyi futbolcuları söyleyeyim. İyi bir sol bektir. Hızlıdır. Ayakları güzeldir. Fiziksel teması burada düşük bile olsa 72 72 puan ikinci lig için az sayılmayacak bir puandır. Zaten 17 yaşında bir futbolcu. Bu çok 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 daha hızlı bir şekilde yükselecektir. Harrington aynı şekilde. O da 21 yaşında olmasına rağmen iyi bir ime yükselecek. Ve ayakları da çok iyi. Beklenmedik goller. Özellikle ceza sahası dışından güzel şutlar atabilecektir. McDevil bu da aslında fena bir futbolcudur. Bunu da tavsiye edebilirim. Ee, Russo yedek bir forvet. Güzel. Bijer yine gelişebilecek futbolcu. Ama bunların hiçbirini oynatmadığını sürece gelişmeyecek arkadaşlar. Bilginiz, bilgisini vereyim. İkinci yapmanız gereken. Atıyorum o adamı aldınız. Transfer bütçeniz yetti. Ee, gelişmiş aramaya geliyorsunuz. Buradan Şurada özel arama bölümü var altta gördüğünüz gibi. Özel aramada transfer listesi, kiralama listesi, yenileme yok veya bağımsız diğer oyuncular var. Diğere baktığınızda inanılmaz kaliteli futbolcular göreceksiniz. Ama hepsi son derece pahalı futbolcular. Bu Liverpool'u boşalttık ya biz o futbolcuları gönderdik ya. Biz asıl Liverpool'un oyuncuları da değil yedek futbolcuları da aldık ya. İşte siz burada bu futbolcuları göreceksiniz. Liverpool'un genel futbolcularını göreceksiniz. Diğer boşta kalmış futbolcuları göreceksiniz. Liverpool'lu olmayan. Bunları çok yüksek transferler transfer parası vererek alıyorsunuz. İşte 27 milyon 1.4 yıllık maaş gibi değerler biliyorsunuz. Bunları takımınızın biraz parası olduğunda alabilirsiniz. Burada kaliteli futbolcular olacaktır genelde. Ardından yine özel bölümde yenileme yok veya bağımsız dediğinizde şu anlama geliyor. Hiçbir şekilde bir sözleşmesi olmayan futbolcuları görüyorsunuz. Bunları transfer edebilirsiniz. Özellikle bunları kaçırmamanızı tavsiye ederim. Daniel Calegueri şu anda benim Napoli'de var. Kaliteli futbolcudur. Campana kaliteli futbolcudur. Ama dediğim gibi öncelikle sizin o transfer bütçesini ya ilk başta daha yüksek vermeniz gerek. Yıllık maaş vesaire bilmem ne yapmanız açısından. Ya da gidip ana kadrodan, ana kadrodan oyuncu satmanız gerek. İlk yapmanız gereken bunlar. Ee, daha sonra benim size tavsiyem eğer yine böyle kötü bir takımla oynuyorsanız 4-3-3 gibi değil, agresif bir futbol değil de daha böyle orta sahanın, defansının kalabalık olduğu ama orta saha oyuncuların ileri çıkabileceği bir taktikle oynamak. Örneğin tamamen tabii bu size kalmış bir şey. Bu artık antrenörlük, teknik adamlık olayı giriyor buraya. 4-4-2 standart olabilir, baklava olabilir. Üçlü defansı asla tavsiye etmem. 5-3-2 olabilir. 4-4-2, 5-3-2, 3-5-2 asla tavsiye etmem. 4-5-1 olabilir. Bakın ne kadar kalabalık bir orta saha, Ne kadar kalabalık bir orta saha ama aynı zamanda ileri çıkabilecek futbolcularımız da olduğu görülüyor. Kontraya dayalı bir futbol oynamanız benim tercihim olur. Ben genelde oynamıyorum bunu. Genelde daha topu tutup pas yapma üzerine oynuyorum. Ama çok riskli bir şey. Çünkü topu kaptırdığınızda takım oyunu da çok iyi olmadığı için biliyorsunuz takım oyunu nereden anlıyoruz? Bakın şurada mouse var mı? Yok. Şu şeyde işaretlerim olmadı onu. Ek kırmızı içine alırım. Paris'lerin sağ üst köşesinde, stadın sağ, e, sahanın sağ üst köşesinde şey var. 57 yazıyor numara. O ne kadar yüksekse takım oyunu, futbolcuların birbiriyle anlaşması o kadar yüksektir. Şimdi onu da anlatacağım. Ama bu e, analik ilk başladığımda ne yapmam gerekiyor sorusu bu videoyla bitsin. Ardından diğer videoda geçeriz. Canlı yayın zaten çok uzun sürecek.